Herkesin burcu değişti. Belki sayısı uğursuz gelecek ama 13. bir burç daha ortaya çıktı. Adı da Yılan Burcu. İlginç iddianın ucu NASA'ya dayanınca iş ciddiye bindi. Tartışma daha da alevlendi. Benim burcum kaydı. Balık oldu. Gördüm. İkizler oldunuz. Ay. Ay. Balık olduğuma biraz sevindim. Özelliklerine Koç burçları balık oldu, ikizler burcu boğa, teraziler de akrebe döndü. Herkesin burcu değişti. Bir kez daha burçlar değişti iddiası ortaya atıldı. Sosyal medya işte bu iddiayla çalkalandı. Daha çok terazi ile başak karışımıyım ben. Burçlara da inanırım. Değişen bir şey yokmuş benim değişen için güzel. Şey tüm burçların tarihi değişti. 12 olan burç sayısı da 13'e çıktı. Bu kez bu iddiaların kaynağında Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA var. NASA öyle dedi. NASA gerçekten böyle bir şey dedi mi? Vallahi her şey olabilir. Çünkü gezegenlere müdahale ediliyor biliyorsunuz. İklim değişti. İddiaya göre burçları oluşturan takım yıldızları hareket etti. Bu da burçları etkiledi. Kısmen doğru, kısmen değil. Terazi burcusunuz. Belki başağa kaymış olabilirsiniz. Ama ben terazi burcundan o kadar memnunum ki aynı beni anlatır. 12 burcun sonuna eklenen 13. burcun ismi ise ne yazık ki yılan oldu. Ehal böyle olunca da hem tartışma konusu oldu hem de arkadaşlar arasında dalga konusu. Oğlaktım, 28 Aralık. Yılan mı oldum? Yılan mı? Ne? Üzüldüm. Bana yılan esprisi yapacak arkadaşlar. Boğa burcu olmuşsunuz. Boğa olması iyi olmuş bir yerde. Bir yerde de iyi olmuş. Burçların değişmesinden en çok duygusallıklarıyla tanınan balık burcu erkekleri memnun oldu. Burcum balık. Memnun musunuz burcunuzdan? Hayır, hiç memnun değilim. Tebrikler, yeni burcunuz kova. Kova daha hayırlı olur inşallah benim için. Duygusalımdır mesela. Her şeyi çok kafama takarım. Astrolog Dinçer Güner ise NASA'nın iddiasına katılmadı. Burçların, yıldızların değişiminden etkilenmediğini savundu sosyal medya açıklamasında. Takım yıldızlarının yeri aslında gerçekten de değişiyor. Fakat siz yine koç olmaya aynı tarih aralığında, yine boğa olmaya, yine işte balık olmaya, yine yay olmaya devam ediyorsunuz.